Gel bakayım Berat Efendi. Biraz ayrı oturun abi. Nurcan abla normalde istemedi yani yan oturmak. Biz ısrar ettik diye. Yani bunları kırmadığında. Aynen. Yoksa barıştı zannetme. Yok. Görüşüyor musun hala? Kim? Ne bileyim. Şunu senle mi? Yok. Vallahi ama dün konuştum ben, bana da dedi ya, ben bir daha yapmayacağım etmeyeceğim dedi ama. Caner Bey kaç defa yaptı? Kaç defa? Bir daha yapmaz herhalde, 80 milyon karşısına çıktı. 3 senedir bu bela benim başımda. Sana söz veriyorum, tamam bitti artık. Sen ne sözler verdin? La en büyük söz, tamam sen bana normal sözleri geçtin. Normalde kendi kavgamızda olan, sonrasında olan sözleri geçtin. Ulan göç, yeniden ev düzen kurduk. Bir araya da borca girdik. Bir düzen kurduk, çoluk çocuğumuz gidip geliyor. Ben bile tahmin etmiyordum ya bu kadar bir şeyler oldu, topladım. Niye aldatma gereği duyuyorum? Topladım derdim. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu ciddi söyleyeceğim. Bak yemin ediyorum, Allah da şahit, kolay kolay yalan söylemem ben. Ya yemin ederim o ikisinden bin kat güzel ya. Ya tamam bir şeytan avutur. La 3 senedir bu şeytan niye gitmiyor sen? Ya bize niye gelmiyor bu şeytan? Seni mi kandırıyorlar, sen mi çok... Şeye mi girdin? Antiproza mı girdin? Ne Caner oldu? Caner Bey, 3 senedir ben bu kadın, Nursen denilen kadın yüzünden, ben buna iki tane eniştesi şahit, 19 Mayıs parkta nasıl ağlıyorum, nasıl yalvarıyorum biliyor musun? Sanki ben gittim de. Aynen, af diliyorsun. Ha, bundan af diliyorum. Nasıl ağlıyorum çoluk çocuğum? Belki kadın bırakmıyordur bunun peşini. Bırakmıyor. İşte o bırakmıyor. Bizim... Millete var ya bunun ablalarına, eniştelerine, kaldırımdaşlarına savuruyor. 3 senedir bu bela benim çocuklarımın, evimin üzerinde. Ama istemediğin insanı engellersin, TikTok'tan engellersin, her yerden engellersin. Ben bununla buradan çıktım i̇şte çıkalım. İşte belki korktuğum bir şey var, engelleyin. Çıktım çıkalım, engelledi. Ben bununla kesinlikle görüşmedim. Görüşmek istemeyeni engeller. Şöyle bir şey yapsa, ona karşı uzaklaştırma kararı alsın. Ya ben... Suçluyusunda bulunsun, barışır mısın? Güvenmiyorum. Nurcan sen şimdi planın ne sen? Söyle. Ya ben planım, ben... Tamam, boşanmak mı istiyorsun? Ferhat. Ben illa oyna boşanma derdinde değil. Ben de yuvamızı kurmaya çalışıyorum. Yuvamızı kurayım da Ferhat. Senin anam arıyor ki ne oradan aşağı. Gelinim şöyle böyle, gelinim şöyle. Ulan ben senden lüks hayat istemedim. Tamam beni dinle. Lüks hayat istemedim. İyi giyim kuşam istemedim. Bir kere demedim ki beni bir akşam da yemeğe götürecek. Senden ahım şahım yeme içme istemedim. Neyse. Elimle gelinesin. Neyse onu yapmaya çalıştım. Gelenimi ağırladım. Bunu sen de biliyorsun. Hepiniz de söylüyorsunuz. Evinize geleni gidenizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştım. Temizliğini, üstümüzü, başımızı. Hiçbir tanenizi ağırlama kelime söylemedim. Ta ki sen evden gidip bu işler başımıza gelen anda ben ondan sonra herkese tepki aldım. Ne yapmaya çalışmıyorsun? Diyor ki şimdi affederim, dönerim diyor. Döndükten sonra diyor beni bırakır yine ona kaçar diyor. Ben bir daha aynı şey bıraktığım köye gitmiyorum. Köyde bitti. Aldatılmıyor mu? Senin anan olduğu yere kesinlikle gitmem. Ya? Yok ben oradan aşağı arayıp da deseydik yine. Tamam gelinimin çenesi vardı da oğlum da böyle etti de bundan çenesi vardı gelinimin deseydi ya. Ulan başka bir sorunumuz yoktu seninle, sadece karımız sorunumuz var. Ben senin içkine bir şey demedim. Marına bir şey demedim. Öbür şeyleri geçtim. Bir tek seninle ne oluyordu? Karımız kavgamız oluyordu. Bundan değil mi? Buydu oluyordu, sorunumuz buydu. Bunları yapmasaydın da çoluk çocuğumla bak. Aldatmadan duramıyor musun? Doktora götürelim abi. Tamam, şeytana uydum. Ya şeytana uydum. Pişmanım. Ferhat, belki de yapmaz nasıl, abla ya. Nasıl güveneceğim Caner Bey? Nasıl güveneceğim? Nasıl güveneceğim? Babam diyor ki ne? Ev değil, bilezik değil. Galo verse köyümüzün ismi Galo. Galo verse yok. Ben... Tamam, boşanmak için ne istiyorsun? Bir şey istiyor musun? Ben çocuklarıma kurulu bir düzen istiyorum. Kafamı dinleyeceğim, bıktım, tükendim. Ev mi alsın, nafaka mı? Ben neden ev alacağım ya? Biliyorum bunun durumunu. Bunun durumunu biliyorum. Verse ancak nafaka verebilir çocuklarına. Ha, çocuklarına verir. Ben bunun durumunu biliyorum. Ama niye bu noktaya getirdin? Bu beni buraya niye getirdin? Beni en son noktaya dedim ben sana Ferhat. Sana dedim ki ne Ferhat? Böyle bir şey olursa bir akşam beliydim değil mi? Burayı yakarım. Yakamadım ama kendimi attım buraya. Bu evi yakarım Ferhat. Geliyor senin iş yerinde de o iş yerinde başına yıkarım. Böyle bir şey. Tamam. Bu eşyanın üzerine. Bu hatayı yaparsın. Bu son dedim sana. Bu son nokta. Ben göçü toplarken ben burayı aradım. O can ağrıydı. Can acısıydı. Niye ben bu belayı başından atamıyorum? Bu 3 senedir bu belayı başından atamıyorum. O can acısıyla ben kendime burada buldum. Emir peşimde sürükledi otel odalarında. Ben de diyorum. Şu an telefonunu gösterir misin? Ben telefon bende yok. Konuşuyor musun? Ne diyorsun?
Kimle? Şu an canlı canlı. Hemen açar mısın telefonu? Müslüman mı? He. Yok ya, telefon ben sildim. Vallahi numarası ne? Şu an tamam, getirsek açsak açar. Caner Bey, o TikTok olduğu sürece biz yine aynıyız. Ben niye biliyor musun? Abla TikTok'ta bir şey yok. Biz de ya, giriyoruz. Şey, biz de, tamam, ben de giriyorum. Normalde bir şey yok sadece aslında da. Sadece izliyorum, geçiyorum. Biz de öyle. TikTok'ta bir şey yok ama sen bu benim yanımda canlı yayın açacak. Yok onunla konuşacak. Yok bununla konuşacak. Ben gene başlayacağım. Ya para kazanıyor mu bari orada? Bilemem ben para kazanıyorum kazanıyorum. Ben anlamam onu. Hani belki para kazanmak için olabilir. Para kazanmak için canlı yayın açıyorum. Ya açma! Ya dalmasın TikTok'un parası olmasın ya! Ya canlıda bir şey yok. Birbirlerine yürüyor demek ki. Hayır girmesin. Yani canlıya gire ne oldu? Bizim hayatımızın içine ettiler. Doğru diyor. Şu çapkınlığa biraz şey, gerekirse ilaç kullanacaksın. Kökten halledeceksin. Bugün ne düşünsen ya? Ben... Abi inanmıyorum. Bir inanırsa. Yok ben. Barışacak. Ben inanmaya ona evet dedim en son. Bu noktaya geldim. Güvenmeye evet dedim. Sen şimdi babama arkama aldım. Babam benimle bir zaman konuşmak istemedi. Aileme arkama aldım. Tamam sen ne istiyorsun şimdi? Bana adam gibi söyle. Ben çocuklarıma kurulu bir düzen istiyorum. Tamam ben sana ev kuracağım. Ben Tülin'i okulundan ayırmak istemiyorum. Bak diyor ki annem dün geçmiş kızın başını. Elektrikli sobayı odada yakma. Elektrik parası çok geliyor derlermiş enişte. Anne diyor kitabın kapağını açtım, kapattım, sınavlarım başladı. Çalışamıyorum anne diyor. Yine diyor babamın tarafında erkek yapar hesabı. Kuruyor bana diyor. Mutfağa gidiyorum diyor. Başıma geçiyor diyor. Bir sürü laf. Tülin bana akşam öyle diyor. Sınavlar başladı anne, ben kendime kafama bir şey girmiyor. Tamam ev kurarım diyor. Tamam kursun 19 Mayıs'ta evimi kurca, ben Tülin'i okulundan ayırmak istemiyorum. Kızın okulu neredeyse. Kafamı bilmeyeceğim ya. Tamam ben. Ben o zaman. Ben çocuk bana şey ne veririm? Abi evde tutman lazım ama ya. Bu kadar şey yapmışsın yani. Ev tutman lazım ya. Ben düzenimi kuracağım. Caner vallahi Bey. Vallahi pişman olursun. Caner Bey. Kurabilecek mi onu da bilmiyorum. Kurar İnanın istese bilmiyorum. Kurar da. Hiç zannetmiyorum. Eşya var. Bir ev kiralayacağım tamam. Yani. Nereden vereceğim ben her ay evin eşyası kirasını? Mazardan vereceksin. Mazardan vereceksin. Nereden vereceğim? Nereden vereceğim? Evin kirasını her ay nereden vereceğim? Çocukların her gün harçlığı var. Her gün masrafları var, üstü var, başı var, okul eksiği var. Nereden vereceğim? Hı? Sen getirdin bu noktayı. Ben ne işim var lan televizyonda? Benim televizyonda ne işim var ya? Ben ne işim var lan? Kim yüzünden oldu? 3 senedir bir deliği başımızdan atamadım. Geldi ben niye geldim? Ya geldi de Ferhat, ben niye gidemiyorum benim evine? Elin herifinin peşine ben niye gidemiyorum? Gelmişimiş. Gidelim polise ya arkadaşım polis. Polis bey, memur bey. Derim yine bu beni rahatsız ediyor. Bu çoluk çocuğumu rahatsız ediyor. Bu benim evime huzursuz. Ben bunun yüzünden dağıldım. Yeniden toplandım. Ben bu akşam gidiyorum köye. Ben daha duramam. Bu beni rahatsız ediyor. Gidemez misin polise? Ben nasıl gittim? Ne ferahatmış be. Sen bugün de düşün. Sen de bugün düşün. Ben bu akşam çıkıyorum zaten. Görüşürüz. Ara yapmaya çalışacağız. Bu akşam çıkıyorum ben. Gideceğim sen.